Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Microsoft Flight Simulator ile yeni bir maceraya, yeni bir uçuşa, daha doğrusu iki tane uçuşa gideceğiz. Bir tanesi sizden gelen bir talep olmuştu. Daha önce memlekete gittiğim videosu çekmiştim Flight Simulator ile. Orada demiştiniz ki bir Mudanya'yı çeker misin? Mudanya'ya gideceğim şimdi. Bir de Suüçlü diye bir şelale var Mustafa Kemalpaşa yakınlarında. Oraya gider misin diye. Oraya bir denedim ben pek bulamadım ama böyle ormanın içinde kalıyor çünkü ve o kadar detayda vermiyorlar ama yine de bir o civarda bir tur atacağım. Şimdi önce Mudanya'ya gideceğim. Bakalım Mudanya'da neler var, bizleri neler bekliyor. Açalım programımızı. Şimdi haritanın yalnız şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Flight simülatörde birebir nokta göremiyorsunuz ama şu anda ekranda gösteriyorum. Şurası Mudanya. Onu da nereden biliyorum? Şöyle göstereyim. Şurada haritadan baktım. Haritadan bakarak Gemlik Havalimanı'ndan kalkıp Mudanya'ya bir şekilde ulaşmayı ve üzerinde tur atmayı planlıyorum. Bu arada şimdi orayı işaretleyeyim ben. Buradan kalkış yapacağız. Sonrasında gezeceğiz, dolaşacağız. Diamond Aircraft DA-62 ile uçacağız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi ve yolculuğumuza başlatayım ben. Bir yandan da bir iki bilgi vermem lazım. Şimdi Gemlik Havalimanı'ndan kalkacağız. Şöyle bir şey almadım daha doğrusu, ben de bizim arkadaşımız var teknoloji okudan, Osman almış bunu ikinci el olarak 150 lira falan civarında bir şey, bunu sıfırda 300 lira arkadaşlar. Bununla çok daha rahat oluyor. Ben daha önceki videoda klavyeden kullanmaya çalıştım ama klavye gerçekten çok zor oluyor ve hani fark etmişsinizdir muhtemelen videoda, uçağı bir şekilde havada tutmaya çalışırken çok zorlandım çünkü klavyeyle kullanılmıyor. Şöyle bir çözümüm var benim, Xbox kolunu bağladım ben, o da şurada. Kablolu bağlanıyor bu eski nesil olduğu için. Kablosuz olanları da var. Onu da Bluetooth'tan bağlayabilirsiniz. Bununla da oluyor, güzel oluyor. Fena değil ama asıl bu işin, hani ben simülasyon tutkunuyum, uçakta uçurmak istiyorum diyorsanız alacağınız cihaz şudur. Logitech'in bu. Ne diyor? Extreme 3D Pro modeli. Şöyle göstermiş olayım ekranda da. Biraz yansıma yapıyor. Evet, bu böyle bayağı uçak için zaten. Uçak oyunları için veya bu tarz simülasyon, savaşı falan da bununla da yapabiliyorsunuz. Güzel de bir cihaz, tam da bu iş için tasarlanmış. Bir sürü de tuşu var. Bunları istediğiniz gibi atamalar yapabiliyorsunuz. Buralarda da şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Bir sürü tuşları da buralarda da var. Yanında, şurada, burada da. Bununla kullanıyorsunuz. Logitech'in bu ürünüyle. Dediğim gibi çok pahalı bir şey değil. Yani böyle bir oyun için bence değil en azından. O yüzden önerebilirim. Şimdi oyun başladı. Ready to fly diyor ama havada başlayacağız galiba ya. Havalimanında değil de. Evet, ben havalimanı dedim ama kusura bakmayın. Şimdi havada başlıyoruz uçuşumuza. Şimdi görüntümüzü şey alalım, evet. Haritayı da açalım. Şimdi yalnız ters gidiyoruz galiba. Bir bakayım haritada. Şu anda kendi kendine gidiyor mesela. Evet, birazcık dönmemiz lazım. Şu tarafa doğru, sola doğru bir dönüş yapmamız lazım. Bununla çok kolay oluyor gerçekten, hani çok zorlanmadan, şöyle göstereyim biraz da. Evet, zorlanmadan dönüş yapıyoruz şu anda. Gemiye doğru, şey, Mudanya'ya doğru, pardon yanlış söylemeyeyim. Mudanya'ya doğru uçuyoruz şu anda. Sol tarafta görülecek, şu haritayı kapatayım isterseniz. Wow 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 wow, uçağımız sakin ol. Kolay dedik ama o kadar da kolay değil, hayır. Evet, şimdi dönüyorum ben. Gemlik Havalimanı'nı gösteriyor. Ben aslında oradan kalksın demiştim ama anlaşılmaz bir şekilde oradan kalkamadık. Şimdi Mudanya'ya doğru gidiyoruz. Şu karşısı Mudanya olması lazım arkadaşlar. Bir daha bakalım haritamızdan. Evet. Birazcık daha döneceğiz yalnız sağ tarafa doğru. Biraz burnumuz yukarıda kaldı. Uyarıları duyuyorsunuz şu anda. Biraz manzarayı göstereyim size isterseniz. Biraz zoom çıkalım. Şöyle. Evet. Uçağımız gemilikten havalandık. Daha doğrusu havada çıktı bize, şansımıza. Şu anda sahilde gidiyoruz.
Gayet de güzel. 1500 feet'teyiz şu anda arkadaşlar. Burnumuz biraz yüksek. Şöyle biraz indirelim. Valla oyun çok güzel arkadaşlar. İstediğiniz her yeri, hele şu pandemi sürecinde çok sıkıntılar yaşıyoruz. Biliyorsunuz gidemiyoruz hiçbir yere. Sevdiklerimize göremiyoruz ama böyle en azından buradan böyle bir hani bakmış oluyoruz onlara. Şu haritayı da kapatayım. Şimdi nerede olacağız biraz daha açayım haritayı. Evet şu anda gidiyoruz. Mudanya'ya doğru ilerliyoruz. Haritayı kapatalım tekrar. Sahil böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyle joystick de çok daha kolay oluyor bu kullanmak. Hani neredeyse kendi kendine gidiyor yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bayağı bir ben kendimi zorlamışım yani klavyeyle oynayacağım diye. Bu arada oyunda birçok dünyanın her yerinde böyle uçuş yapabiliyorsunuz. 35 tane uçağımız var. Şu anda biraz dönüş yapayım. (2450 feet'teyiz. Biraz iniş yapalım. Çok yüksekteyiz ya şu an. 2300'e, 2200'e, evet hızlı iniş yaptık biraz. Şu anda ilerliyoruz. Neredeyiz? Daha gelmedik değil mi? Yok, gelmedik. Gelmek üzereyiz ama diye tahmin ediyorum. Henüz gelmedik yalnız. İşte gördüğünüz gibi sahilden ufak ufak gidiyoruz. Mudanya'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan Sulusti'ye de doğru gideceğiz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'sında bir küçük bir şelale. Küçük değil de bayağı büyük de hani böyle. Buralardan böyle geçiyoruz. Mudanya'ya doğru ilerliyoruz. Şöyle başka bir açıdan göstereyim. Şu açıdan da göstereyim. Böyle bir sürü farklı açıdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mudanya'ya yaklaştık diye tahmin ediyorum. Bakalım. Sahillerimiz böyle. Çok güzel ya. Çok eğlenceli bir oyun yani. Bu arada gitmemi istediğiniz yerler varsa böyle arada ayda bir iki tane. Bir tane iki tane yaparım böyle video. Yazın yorum olarak arkadaşlar. Ben de fırsat buldukça gideyim. Dolaşayım. Hatta teknoloji okulu için böyle Türkiye'nin önemli yerlerinde bir ziyaretler yapacağız. İşte Efes olsun. Efendime söyleyeyim. Göbekli Tepe olsun. Oraları bir ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Yapabilirsek bir video çekeceğiz inşallah. Orada da yorumlarınızı esirgemeyin. Mudanya'ya yaklaşmış olmamız lazım. Biraz yüksek inelim bakalım. Ya şu karşısı Mudanya olması lazım arkadaşlar. Bir okuyucumuzdan, bir takipçimden gelen yorum üzerine bu videoyu çekiyorum. Yani yorumları okuyorum arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Olumlu olanları da, olumsuz olanları da. Elimden geldiğince kalp atmaya çalışıyorum. Like vermeye çalışıyorum. Siz de kanala abone olursanız ben de onlarla hava atıyorum vallahi, açık söyleyeyim yani. Şu kadar abonem var diyorum, bu kadar abonem var diyorum. Bakalım geliyoruz galiba. Evet. Biraz aşağı doğru inmeye başladık, biraz bunu kaldıralım. Evet şu anda Mudanya üzerindeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet şu çevre yolu var solda. Çevre yolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi çok güzel yapmışlar. Sağda görüyorsunuz liman. Şöyle biraz daha görelim. İşte Mudanya'nın üzerindeyiz şu anda. Tabii ben o kadar bilmiyorum Mudanya. Arada İstanbul'a gelirken deniz otobüsüne falan biniyoruz. Deniz feribotuna. Oradan uğruyoruz yani. Ben de Bursalıyım bu arada, biliyorsun. Hani şehir ilçelerini tek tek o kadar çok bilmem. İşte Mudanya böyle arkadaşlar. Sahildeki küçük şirin bir ilçemiz. Bursa'nın güzel bir ilçesi. Bilmeyenler olabilir. Şöyle biraz daha gidelim.
Burnumuz biraz yukarıda, o yüzden hemen bırakırsak yukarı kaçıyor. Bırakmazsak da bu sefer aşağı doğru düşüyoruz. Mudanya maceramız da böyle arkadaşlar. Başka gitmemi istediğiniz yer varsa çekinmeden söyleyin. Oh, 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 oh. Elimden geldiğince bunları böyle gezeceğim arkadaşlar sizler için. Güzel bir oyun olmuş. 3 farklı paketi var Microsoft Flight Simulator'ın. 720 lira çıkıyor maksimum fiyat, 350 lira da minimum fiyat. Şimdilik sadece PC'de var arkadaşlar. Ama yakın zamanda Xbox sürümü de gelecek. PlayStation'a gelmeyecek ne yazık ki. Çünkü Microsoft'un özel bir oyunu bu. Gelme ihtimali yoktur diye tahmin ediyorum. Evet, tekrar bir geri dönelim. Son bir geri dönüş yapıp sonra diğer Mustafa Kemal Paşa üzerinde Suriçli'ye gitmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi o bu kadar net göremedim ben. Bir deneme yaptım açıkçası da, en azından bir üstünden geçeriz. Bilenler de der ki ha evet orasıydı değildi falan diye yorumlarını yaparlar artık. Şöyle yapalım. Evet, tutturamıyoruz, pardon. İşte böyle tekrar daha bir geçelim. Bu da ne güzel şehirmiş bu arada. Şu an tam çevre yolunun üstündeyiz. Hop, kalkalım biraz. Çok kalktık işte, burun biraz yukarıda olduğu için. Şu anda limandan geçiyoruz. Küçük arabaları da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyunu kapatalım ve Suriçli'ye doğru gidelim. Bir başlayalım bakalım ne olacak. İşte buralarda bir yerde, hani ben bir gezeceğim ama haritamızı da açalım. Buralarda bir yerde olması lazım ama tam olarak hani burası mı tam emin değilim, şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir ormanlık alanın içinde kendileri. Birazcık yukarıdayız, yani aşağı inelim biraz. 4000 feet'teyiz. Daha aşağı alçalalım ki görelim en azından olayları. Şu anda işte dediğim gibi buralarda bir yerde olması lazım ama tam da nerelerde bilmiyorum. Şu haritadan birazcık ırmağın görüşüne bakalım. Sol tarafında kalıyor şu çıkıntının. Evet. Buralarda bir yerde olması lazım. Bunu söylediğim gibi yani çok da anlaşılmıyor arkadaşlar şu anda. Hafif bir döneceğiz. Sık bir orman örtüsü var burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wow 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 wow, uçak, sakin ol dostum. Uçağımız birazcık dengesiz gitmeye başladı, o yüzden müdahale ettim ben de. Yani buralarda bir yerde olması lazım. Ama çok net göstermiyor arkadaşlar, kusura bakmayın. O yüzden böyle hani azıcık yukarıdan geçeceğim. Hop hop hop, uçağımız sapıttı biraz. Sakin ol dostum. Tabii ormanın alanından çıktık biraz. Biraz dolaşalım şöyle şuralarda.
Şöyle denedim. Şu yeşil, yani ormanlık arazinin içinde olması lazım. Çünkü öyle bir yer zaten. Evet, şu an baktım haritadan tekrar. O her şeyin tarafından yer alıyor. Güzel memleketimiz ya. Ülkemiz güzel arkadaşlar. Valla gezelim, tozalım. Şu korona bir şeyde bir geçsin. Çok daha gezelim. Kıymetini bilelim. En yeşil alanlar bak ne güzel. Şimdi bir daha bakalım haritada. Onun hizasında görünüyor. Ama düşmeyelim tabii, haritaya bakacağız derken. Buralarda bir yerde diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hiç yukarıdan gitmediğim için ben birkaç kez gittim tabii. Memleketim olduğu için ama hiç yukarıdan gezmediğim için açıkçası bilemiyorum yani. Şimdi ne desem yalan olacak. Buralara bir yeresidir diye tahmin ediyorum. Biraz daha şöyle gezelim. Arada kamera açısını değiştiriyorum, daha rahat görelim diye arkadaşlar. Ormanlık araziyi görüyorsunuz. Çok güzel tasarlanmış. Bunlar haritalar çok güzel bir şekilde yükleniyor. Hava durumu da gerçek zamanlı arkadaşlar. İstiyorsunuz ama değiştirebilirsiniz. Gece, gündüz vesaire yapabiliyoruz. Biliyorsunuz Flight Simulator'ın böyle bir özelliği var. İsterse gecede de biz yolculuk yapabiliyoruz gece saatlerinde. Yani buralarda bir yerde ama tam yerini kestiremedim, bulamadım. Kusura bakmayın. Şöyle bir dönelim bir daha. Tahminime göre burası bir yerisi arkadaşlar. Şu an üstünde uçuyor olabiliriz. Ama ormanlık arazi olduğu için tam net görünmüyor şu anda. Ama buralarda bir yerde olduğu konusunda eminim. Güzel memleket, güzel. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Güzel yer yani. Su uçtu. Su uçtu aslında. Su uçtu. Şelalesi. Alçaldık. Haritada da buradayız. Evet arkadaşlar, bir videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte Budanya'ya gittik ve Su Uçtu Şelalesi'ni ziyaret ettik. Şu anda yine arıyoruz ama ben tam bulamadım gibi. Ama en azından üstünden geçtirmişizdir diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı taradık bu alanı. Güzel de bir video oldu diye ümit ediyorum. Eğer gitmemi istediğiniz yerler varsa yorum olarak yazın. Ben de böyle ayda bir iki tane çekerim böyle video arkadaşlar. Ama çok fazla istemeyin. Yani sürekli böyle bir şey yapamam. Kanalın selameti açısından iyi olmaz. Yorumlarınız varsa bu videonun altında yorumlarınızı görmek isterim. Kanala abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aranızda olmayanlar da var biliyorum. Lütfen kanala abone olursanız sevinirim. Ben de o rakamlarla hava atıyorum. Valla 5.000 abonem var, 10.000 abonem var. İnşallah 10.000 olacak. Bak Allah söylettirdi. 10.000 yapalım şu kanalı. En azından onunla hava atmış olurum valla, gerçekten söylüyorum. Desteğinizi esirgemeyin. Ben de böyle düzenli olarak video üretmeye devam edeyim. Yorumlarınız güzel oluyor. Hep eleştirmeyin. Ha, eleştirin ama yapıcı eleştiriler istiyorum.
Arada sırada böyle çok güzel olmuş, iyi olmuş, şunu şöyle yapsan daha iyi olur gibi yorumlarınız olursa da bu videonun altına göndermekten çekinmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık uçak kullanmayı iyice öğrenmiş durumdayım. Sıkıntı yok yani. Tabii joystick de daha rahat oluyor eğer böyle bir oyun oynamayı düşünüyorsanız. Şiddetle öneririm arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir kez daha hatırlatayım. İsterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bırakıyorum bakalım uçağı kendi haline. Şimdi ne olacak? Atlattık. Şu an bıraktım. Ellerim boştu arkadaşlar. Uçak joystick kumanda ediyor şu anda. Tekrar toparladık. Böyle dönmeye başladı. Taklatıyor şu anda. Dönüyor, bir daha dönüyor, bir daha dönüyor. Bu taklatarken ben de havayı biraz değiştireyim isterseniz. Böyle weather var burada bakın arkadaşlar. Bunu gerçek zamanlı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz mesela kar yağdırabilirim ben isterseniz. Burada bakın. Karlı bir hava. Böyle oldu. Kar olmasın da live weather olsun. Ama saati değiştirebiliriz mesela. Şuradan kendine gelsin biraz mesela. Güneş batsın, gece olsun biraz. Gece yapalım. Şu anda tur atıp kuruyoruz. Mesela sabah güneş doğarken yapalım bu işlemi. Şu an güneş doğma saatine geldik. Ay da var görüyorsunuz. Böyle tur atıp duruyoruz. İşte uygulama. Oyun da bu şekilde. Microsoft Flight Simulator. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.